Evet efendim, bu hafta dördüncü günümüz geldi, çattı. Yarın büyük final olacak ama ondan evvel bugün adaşım Zuhal Hanım yarışacak. Zuhal'den Zuhal'e merhaba. Merhaba Zuhal Hanım. Merhaba Zuhal Hanım. Böyle gider. Nasıl Zuhal'cim? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız Zuhal Hanım? İyisiniz. Vallahi iyiyim Zuhal Hanım, sizi gördüm daha iyi oldum Zuhal Hanım. Fatma Hanım, iki Zuhal arasındasınız. Dilek dileyeceğim Zuhal Hanım. Lütfen. Dileğimi de söyleyecek miyim? Söylemeyin. Vallahi siz bilirsiniz ya. Ben dün doğum günümde açık açık şu korona bitsin gitsin diye diledim Allah'tan. Ben de onu dinleyeyim, gitsin o da. Ay vallahi billahi hepimiz bu sene. Benim kızım da şey yaptı, o da öyle. Çoluk çocuk perişan oldu. Vallahi billahi Allah hepimizi kurtarsın ama. Bugün tabii ki sevgili Zuhal Hanımcığımla beraber artık iki Zuhal arasında. Ne yaparım bilemem. Bilemem artık. Ben hiç bilemem. Bunca yıldır ne yapıyorsunuz? Kaç yıllık evli? 27 yıllık evliyim. 27 mi? Evet. Hey! Gitti maşallah. Evet, bir kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın. Büyüktür herhalde onlar. Kayınvalideyim. Aman başladı kayınvalideliğe. Kızımı evlendirdim 2 sene önce. Torun var demeyin, düşük bayılmayın şimdi bir daha. Yok, torun yok, henüz yok. Bir de oğlum var. Ay ne güzel. Oğlumun da çok selamı var sizlere. Aleyküm selam, bütün ailenize sevgiler, selamlar ayrıca. Teşekkür ederiz. Ya ne kadar güzel, gelinimiz de aslında bir kayınvalide. Evet. Daha evvel de böyle sizin gibi hanımefendileri ağırlamıştık. Kayınvalide de daha 2 sene kaybetti kayınvalide. 27 sene kayınvalidem, oğlan anası ağır kayınvalide. Tabii sizinki daha ağır bir vaka oluyor. Başladık yine. Nedense değil mi? Hayır öyle bir şey yok. Ben bunu bir türlü kabul. Öyle mi, bu mu yani sizin derdiniz, hani sorunuz? Bence kayınvalide kayınvalidedir yani. Kızı da bir, oğlan da bir yani. Kıdem yüzünden kapışıyorlar. Ortam iyi olsun lan, iyi geçinsinler diye bazı şeyler yutuyor. Kim, pardon, kimmiş onu yapan, erkek anneleri mi? Evet. Siz mi yapıyormuşsunuz? Bence hiç alakası yok. Bence de alakası yok. Zuhal'cığım ne diyor ya? Avutuyor kendisini. Bence de. İyi. Erkek anneleri daha sessiz, sakin, susarlarmış. Bu kız anneleri öyle. İyi. Hayır efendim. Hayır efendim. İki Zuhal bir oldu, kurtarın. Sizi hiç kimse kurtaramaz bugün. Biri sağımda, biri solumda. İki tane yetişti, iki kayınvalide artık yani. Artık gelin şeyini, mertebesini sen çoktan aşmışsın. Yok. Yakın mı oturursunuz? Yakınız. Neredeydiniz? Ben Ortaköy'de oturuyorum, bu Beşiktaş'ta oturuyorum. Aldık daya döşedik, rahat oturuyorlar. Oo, Ortaköy, Beşiktaş. Öyle kayınvadi nerede bulmuş? Yapsın bana, kayınvadim diyor ya. Hadi bana yapsın, mı yapıyorsun, kayınvadi. Oğluna yaptın. Sen evi benim üstüne mi verdin? Ay, üstüne de vereceğim. Ben yarın ölüp gideceğim. Kimin olacak? Kızım yok, kısıram yok. Sizin olacak kızım? Ha, sen üstüne mi verdin? Doğru söyledin. İçinde oturuyorsun, kaç sene oldu? 27 sene. 27 sene oturdun da anacığım, senelerdir oturuyorum. Abi 50 lirayı da al da harçlık et dedin mi? 3000 lira kira diyorsun ya. Demedim. Metrekaresi kaç para? Beşiktaş'ta soruyorsun ya kiraları. Anne o ev boşalmış, şu kadar para, şu kadar para diyorsun. Kaç para? Çok. Hiç açma o konuyu anne. Efendim Zuhal Topal'la Emlak Dünyası'ndan herkese merhabalar. Bu aralar hangi semtin rayici ne kadar? Emlak fiyatları kirada mısınız? Ev sahibi mi olmak istiyorsunuz? Beşiktaş, Ortaköy'de şu an öğreniyoruz metrekaresinde. Sen de Ortaköy'de oturuyorsun işte. Sen Ortaköy'de daha güzel yerde oturuyormuşsun, evet. Fatma mı Ortaköy? Ne güzel, bir in şöyle bir Boğaz sahile. Boğaz Köprüsü görüyor. Git kumpirlerini ye. Oo ne? Tabii Boğaz Köprüsü'nü görüyor. Boğaz Köprüsü'nde oturuyorum ama şöyle yaptım. Gittim oturdum. Oğlum mu aldı, gelinim mi aldı, anam mı aldı, babam mı aldı, kendim aldım, kendim oturuyorum. Maşallah, bravo. 27 yıldır çalışıyoruz Zuhal Hanım. Ha, siz de çalıştınız herhalde anladığım kadarıyla. Yok, ben çalışmadım. Alnımın teriyle ne anamdan ne babamdan nereden bu para? Babam çalıştı, eşim o tuttu. Çalıştı, ben de tuttum. Ama o, hayır. Oldu mu ya? Ben de helal olsun bunca yıl dedim. Bak çalışmış, çabalamış kadıncağız. Abi öyle alnımın teri dediği kocanın alnının teri. Bak kocamın alnının teri ama çalışmakta değil, onu tutmakta. İstersen ne alırsan al. Bak şimdi doğru, bak o onu değerlendireceğim. Haklısın. Şimdi siz öyle bir hava yarattınız ki bizde. Çalışıyormuş gibi. Çalışıyormuş gibi. Zuhal Hanım daha şunun şurasında kaç yıldır oturuyorum evde falan diyeceksiniz derken, böyle derken bu kocanın çıktı bu. Olsun. Aynen. Ama olsun, yine de olsun çünkü tutan benim. Savurgan mıdır beyefendi? Bilmez yani, onu tutayım, onu doğru. Oraya koyayım, onu değerlendirme tutar, yemesi falan içmesi diyorsun. Eğlencesi yoktur ama şunu da şuraya koyayım da şu dursun demez. Anladım. Hepsini bir yere koy, gitti. Gitti. Tabii gitmemesi için halımların beyleri birazcık çekip çevirmesi gerekiyor. Evet. Ben çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun Zuhal'cığım? Ben özel bir eğitim kurumunda çalışıyorum, vakıf. Ne yapıyorsun tam olarak orada? Mutfak sorumlusu, yemek yapıyorum. Efendim? Yemek yapıyorum. İşte zaten bizim olayımız o. Bana bunlarla gelin. Yemeklerle gelin. Yemekten. Umarım burada da o performansımı göstereceğim. Bence gösterirsin. İnşallah göstereceğim. Bunca yılın tecrübesiyle işin de profesyonel olarak da yemekle uğraşıyor. Evet. Gerçekten çalışmasa da eli yatkın.
Yemek lezzeti başka. Elim yatkın. Yani yemek türünü güzel yapıyor. Umarım burada Allah yardımcı hadi olsun. Hadi inşallah. Yarışmaya katılmak kimin fikriydi? Benim fikrimdi. İyi yapmışsın ya. Çok seviyordum. Çok sizi de severek izliyordum. Ay çok teşekkür. Niye bekledik 2 senedir? Keşke daha evvel gelsin. Ya olsun şimdi kısmet. Bana güvenemedi. Kısmet evet anneme güvenemedim. Niye? Ne açıdı? Çünkü panik ataklığı var, heyecanlı. İşte olur mu olmaz mı? Ha. Ondan sonra neyse artık ona da söylemedim. Ben kaydımı yaptırdım. Oh iyi yapmışsın. Böyle kayınvalidelere son dakika golü bayılırız. Zuhal Hanım ben bunu bebekliğinden biliyorum. Ay, hemşehri falan mısınız? Hemşeriyiz. Ha ne tanıyoruz güzel. Birbirimizi. Nereliydiniz bu arada? Ben Erzincanlıyım. Erzincan'a selamlar. Ben Giresun. Giresun'a da kucak dolusu selamlar sevgiler. Ha küçüklüğünü biliyordunuz. Küçüklüğünü biliyordum. Annelerimiz babalarımız görüşüyorlardı. Görüşüyorlardı. Sonra nasıl gelişti olay? Şimdi 27 yıl evvelini hatırlamazsın diye şey. Hatırlıyor. Biz bile yoktuk. Biz bile yoktuk da. Değil mi? Bize geliyor adı misafirliğe. Oğlumu gözü kestirdi ya. Hayır bir şeyi söylesene anne. Neyi söyleyeyim? Babamın söylediğini. Eşim çok güzel bir bebekmiş. Annemle babam yeni nişanlılarmış. Eşim de işte annesinin kucağında babam severken ne kadar çok içten söylemiş istemiş ki. Kızım olursa sana vereceğim demiş. Aa bak görüyor musun kadere bak o gün geldi. Oldum, çok içten söylemiş. Oldum. Çok içten ne kadar istemişse. Evet. Rahmet kapılar açıkmış o zaman demek evet, ki. Evet. Kabul olmuş. Başka çocuk? Başka çocuk bir oğlum daha var. O da kardeşim Elton. O da gelin kardeşi. He? İki kardeşi gelin aldı. Allah bismillah. İki kardeşe iki gelin. Benden evet. Memnun kalınca. İki devamı geldi. Bak. Devam filmleri gibi. Efendim bu bak. İyi çıktı devamı da o zaman kardeşin de. Bana sor sen de iki kardeşi kilitli diyorsun ya ona söylese bana söylüyor ona söylese bana söylüyor. Ay. Kaynağları çekiştirmek çok güzel oldu. Doğru iki yelti kardeş olunca. Tabii. Ben susuyorum sen. Oturuyorum onlar ikisi beni vuruyor birbirine. Vuruyor da vuruyor çünkü kulaklarım yanıyor. Yumurta gibi tuğ yanıyor cayır cayır alev alıyor kulaklar. Alev alıyor kulaklar yanıyorum. Bunlar benim mutlaka derim gelinler söylüyor benim lafım ediyorlar derim. Ya acaba ama ne lafını ediyorsunuz şu kadıncağızın? Yok ya. Ağzı var dili yok be. Bir de bana sorun. Soruyorum nasıl? Sonra söylerim ben size. Sonra da yalnız kalamayacağız ki. Neyini söyleyecek? Açık açık söyle beni söyle deme açık yok, açık. Biz sonra özel konuşacağız Zoyla Hanım'la. Fatma Hanım'ı mı markete yollasak bugün acaba? Sen yapıversen eline mi yapışır be Fatma Hanım? Ve gidiver geliver arkadaşlar yardımcı ben olur. Ben bu kadar 4 gündür geliyorum ortaya çıksın diye. Niye şimdi ben markete seninle dedikodu yapacağım? Allah Allah. Zaten bu anı bekliyor. Ben evet. De ne diyorum be? Yani ben bunu bekliyorum. Sustum. Bu patladı. Gidecek. Patlamaya gelmiş bugün. Buraya gelmiş. Bugünü bekliyormuş. Demin onu dedim zaten. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.